Günaydın, günaydın. EkoTürk TV ekranlarından bizi izleyen herkese kucak dolusu sevgiler, günaydınlar. Bugün yine şahane konuklarım var. Sohbetler edeceğiz, şarkılar söyleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz o zaman. Ay ne tatlısınız siz, ne şekersiniz. Canım Yunus Günçe ve Işık Selin Günçe, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Koronavirüs günlerinde 6 aydır çalışıyoruz. Ay ne kadar güzel bir senin enerji. Için, senin için. Ay ne tatlısınız. Hep böyle misiniz siz? Hep böyleyiz. Çok yavrum, çok iyisin. Evde de böyle misiniz? Evde de böyleyiz. Sabahları uyanıp böyle birbirimiz. Asıl evde böyleyiz zaten. Daha, yani fazlası var, eksiği yok evde. Güzel ya. Işık'cığım, seninle tiyatroda da birlikteyiz. Evet. Seni tanımış olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. O şeref bana. Neden? O kadar iyi kalpli bir insansın ki. Çok teşekkür ederim. Hani gözlemliyorum. Öyledir gerçekten. Gerçekten öyle. Paylaşımcı, öyle. İyi kalpli, elinden ne gelirse insanlar için iyi insan. Çok iyi insan. Ki benim için en çok önemli şey odur. Ay çok utandım hani, şimdi. Bir insan iyiyse, iyi kalpliyse... Gerisi teferruat. Gerisi halloluyor. Gerisi halloluyor. Hiç önemli. Bence de öyle. Teşekkür ederim. Öyle. Onun için ya, seni tanımış olmaktan çok mutluyum. İyi insanlara iyi olmak çok kolay. Hı-hı. Yani sizler de iyi insanlarsınız. Bizim tiyatrodaki ekibimiz de iyi. Sen zaten hakikaten mükemmel bir canım insansın. Canım benim, ay birbirimize böyle. Asıl ama mesele gerçekten nerede biliyor musun? Aslında kötüye de iyi olabilmekte. İyi insana iyi olmak kolay çünkü. Ama herkese... Kim tabii ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, sen kendini bozmuyorsan, iyiysen o tamamdır işte. Değil mi? Bence. Kötü olmak kolay. Evet. Yani ne olacak her şey. Hepimiz biliyoruz. Ben mesela çok kötü biriyim. Sen de çok iyi kalplisin, sen de öylesin. Öyle dengeliyoruz birbirimizi mesela. O çok iyi, ben çok kötüyüm. Değil mi? Zıt kutuplar evet, birbirini çeker. O kadar kötüyüm ki, ay. O benden de iyidir. Hiç değilsin abi. Bilmez miyim? O da öyle, aynen. O da çok iyi kalplisin. Fena değilimdir. Ama hani Işık'la çok birlikte olduğumuz için evet, sahne arkasında falan... Biliyorum, gözlüyorum. Teşekkür ederim. Ve hep içimden diyorum, ne kadar iyi bir insan, ne kadar iyi kalpli diye. Ben içimden de diyorum, yani dışımdan da diyorum. Evet. Sürekli altını çiziyorum. Evet, gerçekten ben çünkü, burada altını çizmek istedim. Herkes duysun, yani, öğrensin diye. İyi insan bulmak, yani gerçek iyi insan evet, bulmak çok kolay olmadığı için bulduğun zaman da aslında hemen fark ediyorsun. Çünkü nadir bir tür. Oldu maalesef. Evet. Yani, aslında olması gereken. Olması gereken tabii fakat ki. Fakat işte biz. Kalp güzelliği, merhamet. Ya iyi olmayı, insan... iyi olmayı zayıflıkla karıştırdığımız aynen, andan itibaren evet, iyi insan bulmak hatta zorlaştı. Hatta aptallık sanki. Evet. İnsan evet, safsın, aptalsın falan gibi. Kesinlikle. Evet. Böyle nazik de... olmayı, iyi olmayı hı, nedense insanlar başka türlü tanımlar oldu. Evet. İşte bunun maalesef bir zayıflık olduğunu düşünmeye başladılar. Maalesef. Ve bu da aslında bize hiç yaramadı. Evet. Hayatımızı zorlaştıran etmenlerden bir tanesi de bu. Çünkü hayatı insan tasarlıyor aslında yani. Sizin hayatınızı da ben tasarlıyorum. Benim hayatımı da o tasarlıyor. Hepimizin birbirine etkisi var. Tabii. Haliyle ya bir yerden bozulduğu zaman sistem, o zincir bir yerden kırıldığı zaman sonra toparlamak çok zor oluyor. Aynı fikirdeyim. Çok doğru. Şimdi dolar ve euro ekonomik kanalına bakacağız. Ay çok eğlenceliyorsun canım. EkoTürk olacağız. Değil mi ekonomik evet, kanalında? Ay, biz böyle hafta sonları seyircimizle buluşuyoruz. Çeşitli her konudan konuklarım oluyor. Onlarla güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Biz de şu anda çok siz güzel. Siz nasıl tanıştınız? Şimdi Ayda. Bana bir anlat. Hiç konuşmadık edersin seninle. Evet, hiç konuşmadık. bunu hiç konuşmadık. Hiç gerçekten bilmiyorum. Şimdi yani burada Yunus hep topu bana atıyor. Evet. Ben daha bir kez Yunus'tan dinleyemedim bunu. Ondan mı dinleyelim diyorsun? Bakayım nasıl anlatacak, merak tamam ediyorum. Yani bende çok fazla detay yok çünkü. Ha. Ben özellikle... Erkekler öyle ama genelde yani detay yok erkek. Ben özellikle yani bizi
artık yani ilişkiye ve evliliğe götüren son kısmıyla ilgileniyorum. Yani o final kısmıyla ilgileniyorum. Fakat tabii onda klasik biraz daha fazla... Klasik beyni öyle çalışıyor yani çünkü. Onda daha fazla veri var. Ondaki data daha fazla. Mutlaka. O yüzden o çok daha güzel anlatıyor. Ben de o hikayeyi dinlemeyi seviyorum aslında. O da çok güzel anlattığı için. Kendimi bırakıyorum aslında. Yine ben mi anlatıyorum yani? Bence sen anlat. Mesela çünkü tanışıyor muydunuz? Benim anlattığım versiyon çok kısa sürüyor çünkü. O yüzden. Tamam, o zaman. Biz tanışıyorduk zaten. Sosyal medyadan birbirimizi takip ediyorduk. Birbirimizde telefon numaralarımız bile vardı. Nasıl bilmiyorum. Çünkü yüz yüze hiç tanışmamıştık aslında. Çok enteresan. Sonra almışımdır numarasını bir yerden göz koymuşsun illa demek ki bir şekilde. Arada yazışıyorduk, konuşuyorduk. Sonra Kedi Sahne Sanatları'nda Yunus Yok Böyle Bir Kız isimli oyunun provalarını alırken biz de Kibarlık Budalası'nın provalarını almaya başladık. Böyle prova giriş ve çıkışlarında rastlıyoruz. Merhaba, nasılsın, iyiyim, sen nasılsın? Böyle bir bakmalar falan öyle geçiyor. Ama çok uzun yıllara... Senin ismi var mı acaba falan diye düşünüyorum ben tabii. Bu tabii çok uzun yıllara yayıldı. O da çok güzel oldu bence, iyi oldu. Hiçbir şey için telaş etmedik. Kimse kimseye bir harekette, ekstra bir aksiyonda bulunmadı. Her şey kendi akışında gerçekleşti. Arada böyle konuşurken, yazışırken, mesajlaşırken Yunus Survivor'a gitti, döndü, tekrar yazıştık. Artık görüşsek mi? O gün görüşelim, bugün görüşelim. Sonunda görüştük, o gün bugündür de görüşüyoruz. O gün bugündür de. Ya şimdi hiç şöyle, ben Survivor'dan, evet, hiç kopmadık. Survivor'dan dönmüşüm. Hiç ne güzel. Survivor'dan dönmüşüm. Dedi ki, ben dedi iyi yemek yaparım, ben sana bir yemek yapayım dedi. Bak, bak, bak. Survivor'dan dönmüşüm. Zaten hayatın zaten anlamı... Açsın. Hayatın anlamı benim için yemekten ibaretken, yani hakikaten de dediği kadar varmış, inanılmaz yemek yapar. Savunacak onları da, evet. Çok iyi yemek yapar. Sonra işte yemeğe çağırdı beni, yemek yedik. O yemekten sonra dedim ki benim burada daha sık yemek yemem lazım. Çünkü yemekler çok iyi. Çok sonra, zayıf yönünden evet, yakalamış. Sonra bir baktık, Işıkçım. Yani beraberiz, sonra evlendik. Yani şimdi de çok... Keyfimiz yerinde. Çok, bir de biliyorum ki siz hep birliktesiniz. Evet. Yani her evet, yere birlikte gidiyorsunuz. Evet. Eğlenceye de, işte zaten birliktesiniz. Evet. Biz bayağı, yani biz bayağı evliyiz. Biz bayağı birlikteyiz. Ne güzel yani, ama. Mesela böyle. Olacaksa iki, öyle olmalı yani. İki ayrı evet, hayat yok. Ve bundan sıkılmıyoruz. Aynı yerde spor bile yapıyoruz. Hı. Biz ki bunu şundan söylüyoruz. Ya yani şimdi mesela spor benim için çok önemli bir şey. Spor benim... kaçış alanlarımdan bir tanesi. Hı. Şimdi ben spor yaptığım salonda tek başıma spor yapmayı tercih ediyor olabilirdim. Olabilir. Ve bunu bir şekilde de ifade de edebilirdim. Hı hı. O da anlayış gösterebilirdi. Hı hı. Ama ben istiyorum ki mesela o da benim spor yaptığım yerde spor yapsın. Hı. Benim mesela rahatsız eden bir durum değil bu. Ve o da aslında işte hani ben de geliyor spor yapıyor. Değil ben mi? Onunla gidiyorum spor yapıyorum. Sürekli beraberiz ve bundan da ne rahatsız güzel değiliz, sıkılmıyoruz. Çünkü arkadaşız yani. Biz çok iyi arkadaşız. Evet, evet. Kuaförümüz bile aynı. Evet. Öyle mi? Evet, yani her yere birlikte gidiyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Yunus'un bir işi vardır diyelim ki. Hı. Benim o gün bir işim yoksa mutlaka Yunus'la giderim. Ya da tam tersi benim bir şeyim var, Yunus boşsa o gelir. Evet. Her yere yapışık ikizler gibi gidiyoruz. Ama buna rağmen hiç böyle mıç mıç cıvık bir ilişkimiz de yok. Yok. Evet. Saygılıyız. Saygılıyız. Yani çok. Bir defa evet yani birbirimizin hayatını zorlaştırmak gibi bir derdimiz yok. Çünkü bazı ilişkilerde görüyoruz onu. Yani bir yerden sonra ya biz hangi ara beraber olduk? Biz seninle niye beraberiz? Lanet olası falan diye. %80'i buraya geliyor ya. Biz öyle. Biz öyle bir yerden çok uzağız ve öyle bir yere yakın olduğumuzu hissettiğimiz an zaten konuşuruz. Oraya da çok yani yakın olacağımızı ben tahmin etmiyorum. Ben de etmiyorum. Evet. Kıymet verdiğim tarafı insanlığı bir kere. Evet. Çok benim için kıymetli bir insan. Yani onu üzmek mesela onu kırmak çok iyi bir insanı kırmak benim için. Hı hı. O yüzden de başka hassasiyetlerim var ona karşı. Ne güzel. Bir de bunu mecburiyetten yapmamak güzel. Evet. Yani evet, ikiniz de istediğiniz için evet, birlikte oluyorsunuz her yerde. Çünkü yanınızda. Tabii. Diğerinizi istiyorsunuz. Yani hayatımızı yani böyle evet, birbirimize zehir eden insanlar evet,
değiliz. Birbirimizin hayatını kolaylaştırmak üzerine aslında ilişkimizin temeli de yani buna dayanıyor. Ve söylediği çok doğru bir şey var. Çok iyi iki arkadaşız. Dolayısıyla da her şey çok güzel oluyor aramızda. Yani bizim kavgamızın da belli bir kalitesi oluyor. İşte eğlendiğimiz zamanlar da belli. Ve bütün hepsi bir bütün olarak baktığımızda benim için vazgeçilmez bir ilişki. O yüzden ben onunla kuaföre de birlikte giderim. Tabii. İşte pazara da birlikte giderim. Spor salonuna da birlikte giderim. İşe de birlikte giderim. Evet. Hatta her şeyi yapalım yani. Bu çok iyi bence. Çok ne güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Birbirimizi değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Evet. Geçen gün senin oyunun vardı. Aynı gün bizim de oyunumuz vardı. Çerkezköy'de oynuyorduk sanırım. Evet. Aklı fikri sende kaldı. Öyleydi. Evet. Sürekli bana mesaj yazdı. Hani ben yakın şahidi olarak. Halbuki kendi oyunu da var yani. Evet. Ama ne yaptı Yunus, ne yaptı acaba? Ay Allah yanında olamadım falan diye. Duy yani, bunları duy. Evet. Sağ yani gerçekten öyleydi vallahi. Benim için kaygılandığını, benim için mesela üzülüp sevindiğini ve bunların çok organik olduğunu ben bildiğim için buna çok önce ikna olduğum için bunun kıymetini de biliyorum. Bir de çünkü güven ne kadar bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani yanında mesela olmak istediğin gibi olabildiğin bir insan bulduğunda kaybetmek istemiyorsun. Tabii. Bu çok önemli bir lüks. Herkesle yakalanmayan bir şey. Yani hayatımızda sahip olabileceğimiz belki de en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Yani yanında oturayım ben, hiçbir şey söylemeyeyim 3 saat boyunca. Sen niye konuşmuyorsun benimle demez. İşte. Dediğim gibi az önce yani birbirimizi dönüştürmek, birbirimizi değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Birbirimizi geliştirmek gibi dertlerimiz var. Birbirimize karışmayız. Sadece fikir beyan ederiz. İlişkilerde çünkü bu çok büyük bir yani tehlike. Mesela ben onu başka biri yapmaya çalışmaya başlarsam eğer Orada zaten olayın kontrolü kayboluyor. Yani. Tabii. Ama bu hataya çoğu insan bir de bunu marifet zannediyor insanlar ilişkilerde yani. Bunu bir marifet zannediyorlar. Evet. Bunun olması gereken şey olduğuna inanmışlar. Evet. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Yani giydiğine karışmam, gittiği yere karışmam. Hı-hı. Yani giydiği hayatım şeyler... Hayatım sensiz bir yere mi gidebiliyorum? Neye fikir verebilirim. Yani çünkü mesela sahip çıkmak, mesela bizim hayatımızda sahip çıkmak diye bir nosyon yok. Destek olmak diye bir şey var. Evet. Bana sahip çık ya. Sahip çıkmaya ihtiyacım ne yok. Hiç kimsenin yok. Söylerim. Tabii. Yani onun hiç kimse tarafından sahip çıkılmaya ihtiyacı yok. Destek olabilirim en fazla. Destek yani ihtiyacı duyarsa. Sahiplenmek de çok kötü bir şeydi. Evet. Onu da hiç fikir beyan edebilirim. Hiçbir şeyine karışmam. Fikir vereyim. Tabii. İlla bir şeyi sahipleneceksen de ilişkini sahiplen. Hı. Ona sadık ol. Ona sahip ol. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim böyle şehir şehir gezmemiz lazım ilişki konusunda. İnsanları anlatmamız lazım. Bir de şu var, hiç kimse değişmiyor. Yani kimse kimseyi değiştiremez aslında. Evet. Dersin ki mesela işte bir ilişkiye başlarken, ay o eskiden çok çapkınmış, ben onu değiştiririm, bana yapmaz falan. Yok. Yok, o neyse sana da aynısını yapacak. Yani biraz kendini kandırmak yani oluyor. Orada işte ilişkiye girmekte çok gönüllü, istekli oluyor. Kendini ikna etmek için de ben değiştirebilirim diyor kişi. Kadın ya da erkek. Ama kadınlar daha çok değiştirmek istiyor galiba, bilmiyorum ama belki yani, erkekler yani biraz olduğu daha gibi kabul edip o şekilde sevmek. Ve yani iki tane ayrı kümeyiz biz. İki ayrı küme, bir de bir kesişim kümemiz var. O kesişim kümesi zaten bizim ilişkimiz, evliliğimiz. İki tane de ayrı kümeyiz. Böyle yani çok güzel bir şekilde idare ettiğimizi düşünüyoruz. Ya bir insanı her şeyine rağmen seviyorsan orada mesele bitiyor işte. Evet. Çünkü benim yani rağmenlerim çok fazla. Yani beni nelere rağmen var mı rağmenleri var mı? Aydan nelere rağmen seviyorum bilmiyorsan. Çok felayım. Ben de uğraşılmaz yani. O yüzden onun işi çok zor. Yükü çok ağır. Yok. Ben de zor. O da kolay bir insan değil, ben de kolay bir insan değilim. O yüzden birbirimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında bu da iyi bir şey, kendimizin farkındayız. Şimdi kişi kendini biliyorsa, zor olduğunu biliyorsa, şimdi ben daha fazla onun hayatını zorlaştırmak için kanırtmaya gerek yok yani. Gerek yani yok, tabii. Çünkü ben mutlu olmak istiyorum, Yunus'la beraber olmak istiyorum. Şimdi isteklerim ortada,
Dolayısıyla yaptıklarım ya da yapacaklarım da bu isteklerimin doğrultusunda olmalı. Tabii, neticede mutlu olmak için birlikte olunuyor. Ay hayatım, aramızda bir şey var söyleyecekler, öyle konuşmayalım. Bayağı uzağız bugün birbirimize. Oyunda da çünkü şimdi oyuna gelelim. De karı koca işlerine bir gelelim. Bir karı kocayı canlandırdığımız diye başladığımız bir oyun oynuyoruz beraber. Yani hakikaten çok keyif alıyoruz. Evet. Umarım bir gün herkes seyreder. Çünkü herkes seyretsin. Evet, karı koca işleri. Evet. Ben de maalesef izleyemedim en kısa zamanda. İlk oyununuza geleceğim. Bu ara burada İstanbul'da oynadığınız da yapamadık. Ankara'da oynadık. Evet. En son 3 gün önce. Yalova'dan geldik, Ankara'ya gittik. Nedir konusu, nedir? Ne anlatıyorsunuz? Yani karı koca ilişkisi mutlaka. Karı koca ilişkisi belli kendi ama ilişkimizden yola çıkarak bütün ilişkiler üzerine anlatısı ve göndermeleri olan bir oyun. Yunus yazdı. O da şöyle çıktı. Ben anlatıyorum hayatım. Hazır seni ben susmuş yakalamış ya. Seni seyrediyor. Ben sana bakıyorum şu an. Bak hayatım, sen orada bana bak. Yunus stand-up'ında bizim evliliğimizden de bahsediyordu. Ve bir gün bir stand-up'ta ben de önde oturuyorum. O anlatırken ben de cevap veriyorum ona. Hani işte o bir şey söylüyor, ben bir şey söylüyorum. O bir şey söylüyor, ben bir şey söylüyorum. Ama yani stand-up 60 dakikaysa bir 40 dakikası evliliğimizi anlattı. Sonra indi sahneden, ya dedi ki sen de oyuncusun, neden ben bunu yazmıyorum ve biz beraber oynamıyoruz? Sonra bu karı koca işlerini yazdı. Çok kısa bir sürede yazdı. Öyle çok mi? Kısa bir sürede provasını aldık. Karı koca işleri bize ait çok şey var tabii. Düğün hikayemiz var içinde, işte kendi ilişkimizden anekdotlar var. Biraz egzajere ettiğimiz noktalar var elbette. Ama herkesin ilişkisinden bir şeyler var oyunun. Yani herkes süreç, kendisini süreç bulacak var, bir şekilde. Yani nasıl tanıştık, nasıl başladık, nasıl devam ediyor, içeride ne oluyor, ne olup bitiyor bizle ilgili filan. Bayağı yani işte kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor. Zaten aslında yani şöyle bir kurgusu var. Ben kendi tarafımdan bakıyorum ve kendi argümanlarımı savunmaya çalışıyorum. Erkek perspektifinden ve biraz da Yunus perspektifinden. Çünkü benim perspektifim sadece erkek de değil. Yani bir de Yunus var işin içinde. Sonra o anlatıyor. Sonra yani seyirciyi jüri yapıyoruz. Jüri oyunun en sonunda karar veriyor hangimizin haklı olduğuna. Ve genelde o tabii haklı çıkıyor. Tabii. Yani daha henüz benim haklı çıktığım bir oyun olmadı. Ve yani tür olarak da değişik. İnteraktif. Yani interaktif. Evet. Yani hem böyle birbirimize de oynuyoruz, seyirciye oynuyoruz. Yani seyirciyi alıyoruz. Değişik yani türü çok farklı. Klasik bir tiyatro oyunundan ziyade aslında bir performans. Evet. Yani ilişki bazlı bir performans diyebilirim. Ve o bakımdan da yani diğer örneklerinden ayrıştığını düşünüyoruz. Çok güzel. Mutlaka gidin seyredin karı koca. Evet yani izlesinler. Evet, biz çok istiyoruz mutlaka izlesinler. Tabii ki. Çünkü mutlu gidecekler eve. Yani çok eğlenecekler. Güzel bir şey seyredecekler. Yani kaliteli bir şey seyredecekler. Ve diyecekler ki iyi ki gelmişiz. Bunu diyerek o salondan ayrılmaları çok, yani, zaten. Çok eminiz. Evet. Eğlenme öyle garantili gönderiyoruz. Evet, öyle diyeceklerine çok eminiz, kefiliz. Süresi ne kadar oyunu? 50-50. 50-50. 50-50. 50'şer dakika. İki perde. Evet, iki perde. 50'şer dakikadan. Evet. Güzel. Güzel. Senin kitapların da var. Benim kitaplarım da var. Evet, yazdım. Evet. İki tane de kitabım var. Stand-up'ım var. Bu ara özellikle ona biraz konsantreyim. Butik Ünlü diye bir stand-up gösterisi yapıyorum. İstersen önce ondan bahset yani, ve kitaplara gelin. Bu tanım bir de bana ait olan bir tanım. Yani Butik Ünlü bunun şundan söylüyorum. Sağda solda konuşulmaya başlandı bu çünkü. Bazı insanlar kendilerine butik ünlü demeye başladı. Bazı programlarda mesela bu kavram konuşuluyormuş falan. Bana o zaman yani başarılı oldu. Ama benden bağımsız göstergesi bu. Ama benden bağımsız konuşuluyormuş. Yani hani çıkış noktası bilinmeden konuşuluyor. Sen bunu her yerde söyle. Her yerde söyleyeceğim. Evet, çünkü biri çıkıp sonra diyecek ki butik ünlüyüm ben falan. Ona yapışacak. Sonra ben oradan almışım gibi gözükeceğim mesela. Keşke şey noterde tasdik. Evet yani ben 10-15 yıldır 10-15 aha işte, 10-15 yıldır dolaşıma soktuğum bir tanım bu benim. Tabii. Bu benim ünlü olma durumumu
yorumlama biçimi aslında. Yani çünkü hepimiz aynı şekilde ünlü değiliz. Ünlü insanlar için söylüyorum. Hı hı. Yani ünlü olmak da zaten bir mesele değil. Hı hı. Bir sonuç sadece, bir amaç olamaz. Aynen. Yani bizim yaptığımız iş bizi biraz daha tanınır hale getiriyor. Ama bu mesleğin kendisi değil. Hı hı. Ama ben de mesela çok ünlü insanlar kadar ünlü değilim. Kendime göre bir seviyesi olduğunu düşünüyorum bunun. Hı hı. Ve bununla da barışığım. Çok ünlüsün bence. Yok, hani değilim. Nereye gitsen sen yok, değilim. Ama işte yani gel oyuna. Gösteriye gel. Anlatıyorum hepsini. İkna edeceğim. Geleceğim. Seni de ikna edeceğim. En kısa zamanda. Evet. Buna da geleceğim. Şeye de var mı? Evet. Stand-up gösteri olacak mı? Valla 28'inde var. Mekan yani. Söyleyebiliyor muyum isim? BKM'de var. Söyledim artık BKM'de. Zaten. Aynen. BKM'de var 28'inde. 4 Haziran'da Tiyatro Kılçık'ta var Kadıköy'de. Tamam gidelim. Evet, vallahi gelin beraber. Yani sosyal medya hesaplarımdan zaten sürekli paylaşıyorum. Takip ederiz oradan. Yunus Gunce benimki. Onunki Işık Selin. Öyle de giriliyor yani. Işık Selin evet. Takip etsinler eğer isterlerse oradan denk gelsinler ve izlesinler. Beşiktaş'ta. Genelde evet. Yani stand-up'la ilgili mesela genelde oyundan sonra duyduğum şey şu oluyor. Hı. Çok seviyorum ben de bunu. Hı. Bu kadarını beklemiyorduk diyorlar. Ya bu kadarını beklemiyorduk. Kadar, çünkü o kadarını beklemiyor olacaklar gerçekten. Hı. Ve böyle bir sarsılacaklar. Yani ben ne seyrettim diyecekler mesela. Ne oldu az önce sahnede? Ha. Çünkü bir şeyler oluyor. Yani ben çıkıp böyle mıy 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 bir şey anlatmıyorum. Tabii canım. Bir enerji... Başka bir dertle çıktığım için sahneye. O yüzden o enerjiyi görmelerini çok isterim yani. Bir de senin böyle bir filozof tarafın var. Var. Sen şu tarafım özellikle. Şu tarafım. Evet, sol profil özellikle. Filozof olan tarafım. Gerçek böyle bir çözmüş. Hani böyle bir dertlerim var ya. Falan dertlerim gibi. Var. Evet. Evet, bir dünya görüşüm var. Zaten sahnede yaptığımız şey, yani hem karı koca hem ben tek başıma... yani yaptığım şey bir dünya görüşünün çevresine yerleştirilmiş hikayelerden ibaret. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Ben bir şey söylüyorsam bunun bir gerekçesi var. Ben bir dövme yaptırıyorsam bunun bir gerekçesi var. Ben bir ilişki yaşıyorsam bunun bir gerekçesi var. Yani gerekçelendiremediğim hiçbir şey yapmıyorum. Hı. Kendimi ikna edemediğim hiçbir şey yapmıyorum. Ve yani anlam arıyorum aslında yaptığım her şeyde. Bir anlam arıyorum. Hayatta zaten böyle ilerlemek zorunda. Ben böyle öğrendim. Babamdan da böyle öğrendim. Yani abilerim gerçi yani bir tane abim var ama birkaç tane abi kadar olduğu için. Hı. Bir abim var, iki de ablam var. Onlardan da öyle öğrendim. Benim hayatta yolumu bulma metodum bu. Başka türlüsünü bilmiyorum. Bilmiyorsun zaten. Evet. Evet. Gelelim kitaplara. Kafamda böcekler var ve eyvallahım var. Evet. Genelde eyvallahım yok hani denir. Evet. Bir de ben her şeyi yazarım, sen her şeyi okuyabilir misin diye bir kitabının başında öyle bir söz var. Kafamda böcekler var. Şimdi şöyle, kafamda böcekler var yazı hali. Ben 70 tane yazı yazdım. Sonra o 70 tane yazıyı derledim. Sonra da o 70 yazıya 70'er tane başka yazı yazdım. Yani o yazıları... Zamanında neden yazdığımı anlattığım yazılar yazdım ki okuyan sadece yazıyı okumasın. Hani benim ruh halimle yazı arasında daha kolay bağ kursun ve belki daha başka bir yerden algılasın diye böyle bir yöntem seçtim ve öyle uyguladım. Güzel de oldu. Eyvallahım var da yani bu eyvallahım yok meselesi yani kimse eyvallahım yok. Bizi uzlaşmadan koparan bir şey ya, anlaşmadan, iletişimden koparan bir şey. Biz bunu bir marifet bildik çünkü yani bir dik durmak falan. Şimdi dik durmak başka bir şey, sabit fikirli olmak başka bir şey. Yani sabit fikir bizi çok yani sevmem zedeleyen... sabit fikirli insanlar. Evet, sabit fikir çok kötü bir fikir bir kere her şeyden. Biraz bende vardır o sabit fikirlilik. Onu da kırmaya çalışıyorum kendi içimde ama... Bende hiç yoktu. Yani işte boğaların genel olarak aslında koçlarda da biraz vardır. İnandığı, tutunduğu bir şeye, bir şeyden çok zor vazgeçiyorum kendi adıma söyleyeyim. Aslında sende de var biraz ama... Var. Tabii çok bunu hayatının her alanına, her... yerine yaymış insanlar değiliz çok şükür ama hani bazı insanlar ben ne düşünüyorsam o yani onu değiştiremiyorsun hani
Hayır, acaba öyle değilimdir de acaba o da mı doğru tutuyor, söylüyor? Öyle de olabilir onu, gibi. Kendimi kırmakta çok zorlanıyorum. Kendimi kırmakta zorlanıyorum. Yani mesela haksız olmayı kabullenirken zorlanıyoruz mesela biz. Hı hı. Ben bununla ilgili de bir yazı yazdım. Eyvallah'ım vardı var. Hı hı. Ben mesela haksız olduğunu kabul etmeyi şöyle mesela değerlendiriyorum. Biz deyince sanki biz öyleymişiz. Ha. Hayır, insanlar demek istedim, onu bir düzelt. Biz haksız olduğumuzu kabullenmekte zorlanıyor muyuz? Biz değil ya. Yani, anlamadım ben. Ya cümleye biz haksız olduğumuzu kabullenmekte zorlanıyoruz deyince. De bizim genel üstümüze böyle bir şey söyleyince sanki biz öyleymişiz gibi oldu. Yok, bizde hiç yok o. Yani ben çok kolay kabul ediyorum haksız olduğumu. Ben de ederim. Ben şöyle bakıyorum, haksız olduğumu kabul ettiğimde yeni bir şey öğreniyorum aslında. Ben de çok kolay kabul ediyorum onun haksız olduğunu. Evet, bravo. Aykırı mısın peki, aykırı diyebilir misin? Aykırı diyebilir, yani nereden baktığınıza bağlı. Yani fikir beyan eden biri olduğum için, sorguladığım için her şeyi, mesela sporu da sorguluyorum. Yani dünyada olup bitenleri de sorguluyorum. Her şeyi sorguluyorum. Şimdi hiç sorgulamayan birine göre aykırıyım, evet. Ama muhalif bir insan manyak, değilsin manyak herhalde. Değil. Yani böyle bazı insanlar vardır değil ya, her şeye karşı çıkarlar. Evet, hani yok. Ne desen hiç karşı. Asla öyle bir insan yani, değilsin. Evet. Her şeyi kabul etmem gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Benim yani içgüdüme aykırı, insan içgüdüsüne aykırı olduğunu düşünüyorum bunu. O yüzden de tepkisel bir insanım, evet. Yani tepki veririm. Fakat bu böyle yani fanatizm boyutunda olmadı hiçbir zaman. Yani her şeye karşı. Ben bir defa şöyle yaklaşıyorum yani her şeye. Yeni bir şey önermediğim hiçbir konuyu eleştirmem ben. Yani çok güzel. Üzerinde düşünüp yeni bir şey bulmadıysam eğer, bir önermem yoksa, değil mi? Eleştirmem. Çünkü bunun çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim sürecim böyle işlemiyor. Yani ben bir şey düşünüyorum, sonra eleştiriyorum, sonra diyorum ki bu daha iyi nasıl olabilir? Bir şey öneriyorum. Böyle gelişiyor her şey. Evet. Ama doğrusu o. Evet. Sağlıklısı. Gerçekten öyle. Evet. Formül bulmadıkça eleştirmenin ne? Evet. Kuru kuruya eleştirmek. Çözümün olmadıkça sorunu dile getirmenin bir anlamı da kalmıyor. Çünkü yani tamam, peki öyle bir sorun var ama sen de bundan şikayet ediyorsun. Ne öneriyorsun? Ne tavsiye ediyorsun? Yani. Değil mi? Kuru kuruya nasıl eleştirmek. Nasıl çözelim biz bunu? Bir de çok eleştiren bir şey olduk, değil mi? Sadece çok eleştirince şey olmuyor. Her çok tek taraflı olunca. Üzerine. Evet, terazi bu yani. Ama sadece eleştiri var. Evet. Altı da dolu değil. Yok. Evet, dolu çözüm değil. De yok. Tabii. Bir de tabii yani kendi menfaatimizi çok böyle merkeze koyarsak hata yaparız. Yani mesela benim menfaatime uyduğu sürece her şey olabilir diyoruz mesela biz. Halbuki öyle değil. Biz bunu çok sık yaşıyoruz. Yani mesela çok böyle eleştiren insanlar var. Bizim hayatımızda da var, apartmanımızda da var. Yani sokağımızda da var, mahallemizde var. Ama bakıyorsun şimdi kendi menfaati söz konusu olduğunda her şey olabilir. Ama onu etkileyebilecek, onun menfaatini zedeleyebilecek bir şeyse eğer söz konusu olan, o zaman hemen tepki veriyor mesela. Evet. Bu da işte o bencillik, o bencillik işte zaten bizi bitiren şey. Evet. Yani biz bir de adalet duygusu çok gelişmiş biz olması lazım. Biz tarafsızlığımızı kaybettik kendimize karşı da aynı zamanda. Yani bu tarafsız olma meselesi önemli her konuda. Yani eğer biz haksızsak biz haksızız. Yeter ki doğru olan şey kazansın. Biz doğru kazansın ya da gerçek kazansın derdinde değiliz. Biz kazanalım diyoruz. Şimdi böyle olunca da bir yerde tıkanıp kalıyoruz, sıkışıyoruz o tabii çünkü aralıkta. Tabii karşıdaki de öyleyiz. Evet. Sonra yani işte o zaman da uzlaşamıyoruz, iletişim kuramıyoruz, diyalog kopuyor. Sonra da böyle birbirinden neredeyse nefret eden mutsuz insanlar oluyoruz. Sokakta da böyle üzerimize o geliyor, o böyle bir rüzgar gibi böyle yani. Evet. Tabii. Bir rüzgar gibi böyle yüzümüze çarpıyor. Trafikte falan böyle ne haberler izliyoruz. En ufak bir şeyden parlayan insanlar oluyoruz. Halbuki birbirimizin hayatını kolaylaştırsak. Biz mesela trafikte öyle buyurun diyoruz mesela. Buyurun. Tabii. Yani trafik falan öyle bir şey ispat etmek için doğru yerler değil. Değil. Hiç değil. Tabii. Değil.
Peki biraz gene ev hayatınıza dönelim. Buyurun. Çok güzel yemek yaptınız. Zaten biraz önce Yunus da söyledi de ben de biliyorum. Mezeler. Evet. Değil mi böyle çok güzel evet. şeyler yaptınız? Neler. Yemedik henüz ama. Bekleriz hemen. Hemen organize edelim. Bir sitem geldi buradan. Evet aldım. Mesajı aldım. Bilmiyorum yani. Aynen evet, ben mesajı aldım. Canım benim. Yine hemen belirleyelim yapalım. Evet. Yani biz genelde evde de dışarıda da sağlıklı besleniyoruz. Ama bazen tabii bunu kaçamak yaptığımız zamanlar oluyor. Tabii. Ben de yemek yapmayı çok simit seviyorum. Evet, simitimiz, çayımız. Çok sağ ol. Yemek yapmayı seviyorum. Yeni yemekler denemeyi de seviyorum. Mutfağa girmeyi seviyorum. Hı. O yüzden gibi, yani ben de severim, işte dolmadan mantıya, her şeyi börekten çöreğe ne varsa her şeyi yapabiliyorum, yapıyorum. İşte zaman zaman Uzak Doğu'da deniyorum, işte İtalyan yemekleri de deniyorum, dünya mutfağından da deniyorum, bizim yöresel yemeklerimizi de deniyorum, hiç yapmadığım yemekleri nasılmış diyorum, giriyorum bakıyorum. Bunlar da bize kilo olarak geri dönüyor. Sen yapar mısın? Ben yapamam. Yapmaz. Yapmasın. Yapamam. Aydan ne evet. olur yapmasın. Ya, çok iyi omlet, dağıtıyor, ne yapıyor? Çok iyi omlet yaparım. çok iyi tost. Tost yaparım. Çok güzel tost yapar. Evet, iddialıyım. Ülkemizi tamam, tost güzel. Konusunda dünyada yani, temsil edebilecek kadar iyi tost yaparım. Arkadaş bir tost içine ne koyuyor olabilirsin? Fakat bir güzel oluyor. Ne yapıyorsun? Yani o soslar sürüyor, bir şeyler yapıyor. İçine yani, peynirleri falan. Deneysel tost hareketlerim var. İnanılmaz güzel yapıyor. Yani biz evet sağlıklı beslenme konusunda biraz böyle takıntılı duruma geldik. Ama bu lezzetler ödün veriyoruz anlamına da gelmesin. Özellikle o devreye girdiğinde o lezzetli sağlık menülerini mesela çok kolaylıkla hazırlayabiliyor. Hı. Ben daha pragmatiyim yani daha böyle faydacı bir yerde. Yani ben besin olarak bakıyorum onu işte hindiyi mesela hindi göğüs yapıyorum böyle kuru kuru yapıyorum onu yiyorum salatayla falan. O mesela bir giriyor devreye. O lezzet onu böyle bir sosluyor ediyor falan filan. Aa diyorum benim yediğim hindi bu. Bu olamaz diyorum mesela. Bambaşka bir şey olmuş diyorum. O yüzden şanslıyım yani. Evet. Survivor desek. Survivor. Gelelim evet, Survivor. Bir yerde şey demişsin, başıma gelen en güzel şey evet. Survivor. Ama senle tanışmadan önce hayatım. Hayır ya, tamam, senden öyle. Önce. Tamam şimdi oldu. Artık ikinci sırada. Şimdi senden sonra. Sıralama değişti. Tamam. Evet. Ya şöyle, çünkü ben Survivor'dan önce... Fotoğraflar. Ben, sağdaki benim. Evet. Şimdi Survivor'dan önce ben böyle yani 40 yaşımdaydım, işte 39 yaşımdaydım filan ve kariyerime dair, işime gücüme dair hiçbir umudum yoktu. Hiçbir planlama yapamıyordum. Biraz küskün müydü? Hayal kuramıyordum, evet. Hani çünkü ne yapsam, ne yapsam olmamıştı falan. Böyle yani berbat durumdaydım. Annemin evine taşınmıştım tekrar 40 yaşımda. Böyle bir erkek... Mesela 40 yaşında annesinin evine taşınması falan filan çok olabilir, kolay hazmedilecek şeylerdi. Evet. Annemin evinde bir odada yaşıyordum. Hı hı. İşte NBA izliyorum, spora gidiyorum. NBA izliyorum, spora gidiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Yazı yazıyorum bazen filan ve zaten kitapta da Eyvallah'ın vardı da bahsettiğim bir nosyona aslında teslim oldum. O da şu, pes etmeden teslim olmak diye bir şey buldum. Bak yani, bu da güzel. Evet, pes etmedim ama teslim oldum. Dedim ki benden büyük şeyler var hayatta. Bunlarla vazgeçiş, kavga etme. Yani, evet biraz suyun üstüne bıraktım kendimi böyle. Dedim ki sen iyi ol, çalış, spor yap, hazır kal. Kendini salma en azından. Evet tamam bazı şeyler istediğin gibi, istediğin hızda olmuyor olabilir ama bu olmayacak anlamına da gelmez. Tabii. Sonra evde oturuyordum böyle telefonum çaldı. İşte Acun Medya, İrem Kanan aradı. Dedi işte böyle böyle seninle görüşmek istiyoruz Survivor için. Dedim çok güzel olur. Görüştük evet. Sağ olsun Acun Bey ekibi. Beni de o kadroya uygun gördüler. Evet. Gittim. Sonra da döndükten sonra hayatımda bir hareket oldu tabii. Yani çünkü ben Survivor'a bir Truva atı gibi yaklaştım. Yani Truva atım saydım onu. Yani böyle sektöre tekrar girmek için bir yöntem gibi düşündüm. Evet. Evet, faydasını gördüm. Öyle de oldu.
Tabii. Tekrar bir hatırlandım filan. Hatırlandın, çok evet. Sevildin. Evet, evet. Öyle olmuş. Söylemlerin de ben evet. De çok seyrederdim Survivor'ı. Çok, hiç kaçırmazdım. Şimdi bir iki sezondur biraz. Şimdi benim bir daha. Benim en seyredemediğim sezonu diyebilir mi Yunus'un katıldığı zaten sezon? Öyle mi ben? Evlenmezdik sezon... belki ya. İyi ki seyretmemişsin. Hayır, seyrettim ama en az seyrettiğimdi. Ha. Sizin sezon. Ya. Üzerimden kamyon geçmiş. Kaç kilo vermiştin? 14. 14 kilo ya. Ne hale gelmişim. Evet, şuraya baba, bak. Baba burada kendimle konuştuğum anlar bunlar ya. Benim. Barakada. O senin çok benzediğin bir aktör. Adrian Brody. Adrian Brody. Evet. Bu saç ne güzelmiş ama ya. Burada iyice benzemişsin. Şimdi ona bakıyorum. Bu saça gelmem lazım benim. Bu saçı bulmamız lazım tekrar. Bir sabah uyansam böyle olsa saçım keşke. Evet. Dinletemiyorum. Ben de çünkü kazıyorum ben saçı ama şimdi izin vermiyor artık. Sen ya, uzatıyor, uzatıyor. Hayır, uzatmaya karar veriyor. Yani biz çift uzatma olarak... Uzatma derken işte şu boy. Şu boy. Biz evet. Genelde çift olarak kararsızlıkta çok kararlı bir çiftizdir. Çak yavrum, çok güzel ifade. İkimiz de çok kararsız insanlarız. Diyelim ki buraya geleceğiz işte, ne giyinelim, onu mu giyineyim, onu mu giyineyim, onu giyinirsem... Ay, bir türlü ikimiz de karar veremeyiz mesela. Ya. Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Hangi... Yani hayatımız hep böyle, o kararsız. Ben işte evet. Saçını uzatmaya karar verdim. Uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. Sonra bir yıkandığı bir anda bir çıkıyor, kazımış saçlarım. Kendin evet. Mi kazıyorsun? Ya ben mesela kendin saçımı çıkıyor. Uzatmaya karar verdiğim günün ertesi saçımı kazıyorum mesela. Öyle saçma sapan gelgitlerim var. Ya yani bir de geçen bir karar verdim. Ben mesela bundan sonra diye başlamayacağım cümleye. Diye cümleye başladım. Evet. Şimdi niye? Bu cümlenin kendi içindeki çelişkisini herhalde ekran başındaki milyarlar da fark etmişti. Evet, saç yani. Bu saçı niye yani? Bu buraya gelmek lazım. Çünkü güzel. O böyle saç yani işim gereği de bu böyle dazdak baksana. Gezemem yani ben. Bu ne çok kadar? Güzel saçmış be. Evet. Tabii orada evet. Kirden de volüm tabii, almış tabii. O saç. Bir de çok yıkayamadı. Yani tabii, çok, tabii. Çok pisiz tabii ya. Öyle böyle. Normalde çok ince terli saç. Saçı tabii. Öyle pis değiliz. Ben böyle bir pislik görmedim. Değil. Yani ama o kadar da rahatsız. Ki. Herkes yani çünkü öyle. Evet, tabii. Herkes bizim. Ve hiçbir derdin yok ki. Bir toplantıya yetişme derdin yok. Telefonun şarjı bitti mi yok. Bir trafik derdin yok. Hı-hı. Ne yaptığın belli, ne yapacağım belli, ne yapamayacağım belli. Ayna böyle falan da mı yok? Hiç efendim? Orada kendinize de yok, bakamıyorsun. Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tabii. Ben ayna 2,5 ay sonra gördüm ilk defa. Ya. Survivor. Ödülde mi? Ha? Ödülde mi? Ödülde gördüm evet. Ben bir de şimdi... Diş fırçası de, ben şimdi yok. Yani yok hiçbir şey o yok. O da mı? Ben bir de Survivor'ı çok izlemiyordum gitmeden önce. Bakıyordum annemler izlerken falan. Ama hakim değildim. Gitmeden önce işte prodüksiyonla konuşuyorum. Dedim ki ya dedim şimdi biz yani güneş gözlüğümüzü kendimiz mi getiriyoruz? Siz veriyor musunuz dedim. Puaa güldüler böyle. Güneş gözlüğü diyor ya falan diye. Sonra mesela kitap götürdüm ben. Ha, çantama kitaplar evet. Koydum orada okurum diye. Ha, okursun, son gün evet. Artık böyle çantalarına bakıyorlar senin çünkü oraya götüreceğin şeyleri. O da yok. Şey, kitap, tabii. Kitapları böyle gülerek böyle kahkaha atarak çıkarttılar çantamdan. Ohohoho falan diye. Hani kötü adamlar güler ya böyle kötü. Böyle evet. Gülerek çantamdan kitapları çıkarttılar. Zaten öyle bir enerjin yok. Yani kitap okumak falan o açlıkla. O kitaba konsantre olmak olamazsın yani, ki. Işık o yok. Kitabın önünde yiyecekler uçuşur tabii yani. Kitap, yani kitap olsa yani karnının durumuna evet. Yiyebilirler. Evet. Okuyamaz. Gerçi ödül olarak veriyorlar artık arada. Artık birkaç senedir var. Evet. Birkaç senedir var. Kitap. Ben bir çok özeniyorum ona. Mesela bir hafta duruyor. 3-4 kitap geliyor. Herkes okuyor onu filan. O güzel bence. Evet. Biraz güzel çünkü bir sıkılır da insan. Okumayı seven zaman insan geçirmek. Düşünsene büyük Survivor'da kitap kulübü kuruyorsun mesela. Kitap tartışıyorsun. Evet. Kafka bu eserinde, Dava isimli bu eserinde aslında metafor olarak kullandığı dava evet filan evet. Çok gerçek bir deneyim. Evet. O tartışmalar falan tabii, değil çok mi? Hepsi gerçek. Her şey çünkü çok sinirler gerçek. Bozuk tabii. Tabii çok açsın çünkü. Tabii. Yani sinirimiz... Mesela ben şimdi kahvaltı etmedim. O ya o da bir lokma bir şeydi. Ben mesela 3 saat sonra bambaşka bir insan olurum bir şey yemezsem. Tabii. Orada tabii. Mesela 2,5 gün, 3 gün Hindistan cevizinden başka bir şey yiyemiyorsun. Zor. Su Hindistan evet. Cevizi. Ben yapamam. Kendini mesela. Düşün diyecekmiş. Düşünüyorum tabii. Hep seyrederken düşünürüm. Yapamam. Yani bana korkunç bir şey ama bunu yani kelime anlamıyla kullanıyorum yani. Ha. Korkunç bir şey. Yani seni korkutan bir şey ama diğer taraftan da tam bir aşk ve nefret ilişkisi oluyor. Evet. İbrahim. Ha tanıyorum. Sonradan da özlüyorsunuz da tabii galiba. Çok. Değil mi? Ben böyle ilk elendim. Mesela elendim oh dedim mutlu oldum bir. Ha. Oh şimdi çıkacağım dedim duş yapacağım bir şeyler yiyeceğim falan dedim.
15 dakika sürdü mutluluğum. Enteresan. Yani 15 dakika sonra ben niye eğlendim ya? Hiç gelemeseydim ya. Böyle üzüldüm ya. Evet. O da enteresan. Evet. Baksana. Bir daha olsa bir daha mesela bir daha gitmem lazım zaten. Hiçbir şeyde gülmüyorsun. Hep böyle bir değil mi? Üzgün ve şey evet. Bir surat. Hayatım bir daha gidersen ben de gelirim. Bırakmam seni oralarda bir başına. Beraber gitseniz ay ne güzel olur. Sana orada yemek yapıyorum. Sen yapabilir misin peki? Survivor. Mesela yapabilir misin yok, o imkansızlıklarda? Yapamam diye mi? Düşünüyorum. Yani o kadar aç. Kendimi hiç görmek kalamam. İstemeyeceğim noktalarda bulabilirim diye düşünüyorum. Tabii bunu deneyimlemeden de anlamak biraz zor. Çünkü ben Yunus'un anlattıklarından böyle düşünüyorum ve izlediklerimden. Hı. Şimdi tabii Yunus'un anlattıkları bizim izlediklerimizin çarpı kaç katı. Yani çok zor hakikaten anlattığı şeyler. Evet. Ya bir kere tahtada yatmak çok zor tabii. Benim için mesela ya. Düşünüyorum. Tabii. Zaten zayıf bir insanım. Normal yatakta bile kemiklerim batıyor. Tahtada nasıl olur? Tabii. Ki bu en ufak kısmı. İşte ne bir o yarışmalar yok, çok yok. Zor, sakatlanıyorlar. Ben takıntılıyım. Evet. Yani muhtemelen yani. Çok zorlanırım ve bambaşka bir insan olabilirim orada diye düşünüyorum. Zaten böyle. Öyle. İnsanın zaten hayvan öyle. Yönü çıkıyor orada. Tabii. Evet. Yani böyle işte vahşi, katman evet. Katman soyuluyorsun. Zaten Survivor tabii. Dediğin şey bir sosyal deney yani. Senin televizyonda izleyebildiğin hı-hı. Sosyal bir deney. Yani böyle katman katman böyle soyuluyorsun. Hı-hı. En sonunda da zaten o kor halin kalıyor hı-hı. Yani. Hani mesela Survivor'dan dönen insanlar kendilerini seyredip bazı anlarda mesela şöyle şeyler söylüyorlar bazen. Biz de şahit oluyoruz. Ya bu ben değilim diyor mesela. Hayır hı-hı. O sensin. Sensin. O da sensin. Tabii. Ama haberin yok. Ya mesela tabii ortaya bu bu tarafında haberin yok. Bununla barışman lazım. Evet. Ve bunu eğer düzeltmek istiyorsan da düzeltmen lazım. Hı-hı. Yani bunu inkar ederek ilerleyemezsin çünkü. Değil mi? Ay ben bu kadar kötü bir hayır sen o kadar kötü bir insansın. Evet. Böyle bir tarafında var. Evet. Var. Bu da var. Yani. Evet. Sende bu da var. Tabii. Yani o ya çok önemli derslerle döndüm ben. Yani Survivor'dan çok başka şeyler öğrendim ben. Yani aslında ne kadar az şeye ihtiyacımız olduğunu öğrendim mesela. Bu böyle yüzüme vurdu, içime de işledi. Hı. Yani ya şu olmazsa olmaz dediğin şeyler olmadığı zaman olduğunu görüyorsun mesela. Ya. Çok böyle evet. Abartacak bir şey yok. Ölmüyorsun. Evet. Ölmüyorsun. Evet. Ölmüyorsun, aman ben şu olmadan yapamıyorum falan. Kahve içmeden yapamıyorum falan. Yok öyle bir yapıyorsun. Öyle bir yapıyorsun doğru. Ki. Zaten insanoğlunun alışamayacağı hiçbir şey tabii. Yok. Tabii. Tabii. Her ortama ne kadar küçük olduğunu, ne kadar küçük olduğunu görüyorsun. Hı hı. Biz kendi hayatımızda da yapıyoruz biz bunu. Mesela bazen kendimizi bir şeylerden şikayet ederken buluyoruz. Evet. Sonra diyoruz ki ya insanlar neler çekiyor diyoruz. Evet. Ya. Tabii. Ya neler var, ne hayatlar var, neler uğraşıyor. Şu konuştuğumuz şeye bak diyoruz hemen orada bırakıyoruz. Tabii. Sonra. Yani şımarmaya müsaitiz. Çünkü insan çünkü içgüdü olarak şımarıklığa çok yatkın. Tabii. Yani kendimizi hemen frenliyoruz. Baktık ki şımarmak üzereyiz. Hı. Hop diyoruz bir dakika kendine gel. Hı hı. Kendine hep, gel. Hani kendinden yüksektekileri görüp özenmek yerine evet. Ben de öyleyimdir. Evet. Hani bir ya sıkıntım olduğu zaman ay ne görmek. Sıkıntı çekenler var. Tabii. Hani, deyip. O yani şımarıklığa giriyor bazen. Şu anda bir sivilce çıkıyor mesela diyorsun ki ya bütün bugün mahvoldu diyorsun sivilce ya. Çıktı falan filan ya. Öbür tarafta bir kaza geçirip yüzünün yarısı yok olan. Tabii, tabii, neden, tabii, tabii ki. Tabii. Peki geleceğe dair planlarınız var mı? Hayalleriniz nelerdir hayata dair? Hepimizin var. Hayalleri var. Senin var mı mesela? Ya aslında bu son... Sen özellikle çocuk istiyor musunuz diye mi sormaya çalışıyorsun? Yok yok hayır, hani, hayır onu sorma. Özellikle pandemiden sonra böyle çok çok daha uzun vadeli planlar, hayaller değil de daha her şey daha günlük, daha yakın zaman içinde, daha ufak şeyler. Hı. Çünkü geçtik ve hala geçiyoruz da pandeminin içinden. Çok sarstı, bütün dünyayı sarstı. Çok farklı uyanışlara da sebep oldu birçoğumuzda. Evet. Dolayısıyla böyle 5 yıl sonrayı, 10 yıl sonrayı planlamak, böyle görmek yerine hayır işte önümüzdeki sene ne yapmak istiyorsun? Önümüzdeki sene bol bol oyun oynamak istiyorum. Kendi oyunumuzu oynamak istiyorum. Bizim İnşallah. Birlikte oynadığımız oyunları bol bol oynamak istiyorum. Her ikisini de. Hı hı. Tiyatro yapmaya devam etmek istiyorum. Bu kadar yani. Mutlu evliliğim, mutlu devam etsin istiyorum. 5 i̇şte yıl, 10 yıl sonrayı görürsek o zaman düşünürüz. Yani hiç öyle uzun maalesef vadeli hayallerim yok artık. Ya biz kendi yağında kavrulan insanlarız. Hı. Birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. Birbirimizden ve
onlardan başka. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Biz bunu sahnede de söylüyoruz oyunlardan ama sonra. Ama öyle seyirci olmazsa yani biz kendi işimizi yapmak istiyoruz. Tabii. Başka hiçbir şeyimiz yok. Hı-hı. İşlerimiz var. İşlerimizi çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Düzgün insanlar olmaya çalışıyoruz. Evet. Ve böyle devam edeceğiz. Bunun bir karşılığı varsa hayatta, hı-hı, sektörde, kariyerde onu da karşılığa hazırız. Evet. Yoksa evet, da biz zaten kendimizin farkındayız, bilincindeyiz, şuurumuz açık. O yüzden de bu yolda böyle devam edeceğiz. Harikasın. Bakalım bu yolun sonu nereye çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Çok güzel ve çok özel insanlarsınız. İkinizi de çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum biz geldiğiniz teşekkür için. Bu simitleri götürebiliyor muyuz? Götürürsün istediğin kadar. Şimdi evet, kısa bir ara diyoruz. Eyvallah. Günaydın, günaydın. Şahanesin Faruk. Sizler de şahanesiniz, merhabalar. Merhaba. Ay ne merhaba, güzel bizi böyle 70'li yıllara götürdün.
Nereden aklına geldi bu Beyaz Kelebeklerin değil mi kesinlikle şarkısı? Kesinlikle Beyaz Kelebeklerin 78'de seslendirildiği bir şarkı bu. Aha. Biz geçen sene Avrupa Müzik'le sevgili Deniz Erdem'le Hadi Bakalım mı yaptık sevgili Sezen Aksu'nun o hit olmuş kült şarkısını. Ve ondan sonra tekrar bir cover şarkı yapalım diye planladık ve bu şarkıyı tespit ettik. Evet, çok güzel olmuş çok ama. Teşekkür bayıldım, ediyorum. Değil mi? Çok ne kadar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Ve o dönemi yansıtmaya çalıştık. Yani 70'lerdeki o hani evde evimiz nasıldı, kıyafetlerimiz nasıldı, aksesuarlarımız nasıldı diye. Klip de çok güzel olmuş. Klibi de o şekilde formatladık. Mustafa Özen çekti. Kimler var klipte? Ben çok tanıdık yüzler kesinlikle gördüm. Kesinlikle benim çok değerli, kimler? Kıymetli dostlarım var. Bir kere başta Türk Tiyatrosu'nun duayen oyuncusu Tuna Arman var. Tunacığım, evet. Yonca Evcimik var biliyorsunuz. Yıllarca Yonca ile çalıştım. Tabii Zeynep biliyorum. Zeynep Dizdar var, hı-hı, Esra Balamir var, Doğan Can Özatlı var, Aytunç Bentürk var, hı-hı, Erhan Bayrak var zaten şarkımızın aranjörü. Eşi Aylin Bayrak var. Bir de kızları var. Kızları. Iris Bayrak. Ha. Hem ben, şarkıda benle beraber vokal olarak eşlik ediyor hem de danslarda. Evet. Ve Türkiye jimnastik şampiyonu kendisi 7 yaşında. Öyle mi? Evet, evet. Aa. Nova Jimnastik'le beraber çalışmalarına devam ediyor. Böyle çok tatlı, insanların biraz yüzünü güldürmek, biraz keyiflendirmek için eski formatta bir klip çekmek istedik. Renklerimiz de o yüzden böyle biraz soluk falan. Evet. Çok heyecanlıyım. İnsanlardan da çok güzel tepkiler geliyor. Böyle bir dönüş oldu. Onu konuşacağız. Tamam, peki. Bir konuğum daha var. Güzeller güzeli avukatımız Begüm Hanım, Begüm Gürel. Hoş geldiniz siz hoş de. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak gerçekten hafta değil sonu de. Keyfi oldu bizler için de. Canım benim. Ben de çok mutlu oldum gelmeni. Şimdi kadına şiddetten başlamak istiyorum ben. Tabii ki. Son yıllarda çok arttı özellikle ülkemizde kadına şiddet ve kadın cinayetleri. Bu konuda yeni yasa tasarımı da sanırım var. Bunları konuşmak istiyorum. Bir de verilen cezalar sanırım kamuoyu tarafından yeterli bulunmuyor. Bunların bir yaptırımı oluyor mu? Bunları biraz tabii konuşalım ki. Sizle istiyorum. Şimdi şöyle aslında çok güzel ve çok gündemde olan bir soruyu sordunuz. Dün TCK'da ve CMK'da yani Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bir takım değişiklikler getirildi. Hı hı. Ve bir takım suçların kadına karşı işlenmesi halinde de cezanın daha ağır sonuçlarla, daha ağır hapis cezalarına çevrilmesiyle birlikte. Yani aslında şöyle baktığınızda nasıl diyebilirsiniz? Kadın erkek arasında bir eşitsizlik mi getiriyor bu düzenleme denilebilir ilk bakışta haliyle. Ha, evet. Ama hani aslında cinsiyet ayrımcı kesinlikle. Bir o bak, ama diye. Şöyle bir şey var. Anayasa madde 10 der ki eğer ki arada bir eşitsizlik varsa güçler arasında yani şöyle düşünelim mesela engelli tuvaletleri daha farklıdır. Neden? Çünkü onların da kullanabilmesi için biz aslında engelli tuvaletlerini o şekilde yaparken o kişilere bir ayrıcalık sağlamayız. İşte tam olarak aslında kadın, çocuk, yaşlı gibi bireylerin de toplumdaki diğer bireylerle eşit olabilmesi adına yapılan bir takım pozitif ayrımcılıklar ayrımcılık olarak kabul edilmez. Bu noktada ne yazık ki hem ülkemizde hem dünyada koronanın da etkisiyle birlikte aslında çok fazla artış görüyoruz kadına şiddet vakalarında. Yani. Ve aslında sorunumuz şu, bizim cezalarımıza yetersizlik değil, infazda yetersizlik. Hep algıya şuna bakın, nasıl bir gün af çıkar. Evet, ülkemizde birçok örtülü af çıkmış durumunda. Tabii. Ki en son yine infaz yasasında biliyorsunuz COVID döneminde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu da aslında şu algı yaratıyor. Yani biz ceza kanunları nedir? Caydırıcılığı. Yani kişiler bir takım toplumun huzurunu bozan, suç teşvik eden bir takım eylemler işlemesin diye bunların belli sonuçları vardır. Yani bu eylemi yaparsan bu şekilde cezalandırılırsın gibi. Biz sıkıntıyı orada yaşıyoruz evet, işte. Evet, bir de bu ceza çektikleri sürece bir rehabilite olmaları gerekmiyor mu? Mesela bir suçlu, yani ne bileyim işte örneği vardı, kardeşini öldürmüş mesela bir suçlu ceza yatmış. İşte çıkarılmış bir şekilde çıkmış ya aftan yararlandı artık bilemiyorum çok az bir cezayla gidiyor sevgilisini de öldürüyor. Yani neredeyse seri katil. Hani bu hiç mi hani cezasını çekerken bir rehabilite görmedi? Aynı şekilde Bergen'in eşi halen diyebiliyor ki gene olsa aynı şeyi yaparım. Diyebiliyor. Zaten 7 ay falan galiba o mesela yatmış aynen, çıkmış. Aynen çok kısa bir süre. Hani cezalar gerçekten caydırıcı değil.
Yani bunun için neler yapılmalı, bu İstanbul Sözleşmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin yani evet bizim için aslında kadın hakları savunucu olarak kanayan bir yara oldu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamız ki biz ilk kabul eden ülkeydik. Çok kıymetliydi. Tabii. Onun iç hukuka yansıması son 62-84 sayılı yasa var. 62-84 sayılı yasayla birlikte bir şekilde kadınların evet hakları korunuyor ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bir kadın Çağlayan Adliyesi önünde yanında yakın polis korumasıyla birlikte boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülüyor. Yani evet, evet yani polis de koruyor ve polis de birlikte nasıl öldürüldü. Az önce tabii sizin verdiğiniz örnek de Ankara'da bir ses sanatçısı. O hikayeyi ben biliyorum ve orada evet. Sevgilisi dahi değil aslında. Kadın çok kısa bir dönem arkadaşlık yaşıyor, kurtulmak istiyor, kurtulamıyor ve orada da takdiri indirim uygulandı. Şu şekilde söylendi orada da. İşte efendim tasarlayarak gitmemiş, evlilik teklifini reddettiği için o anki işte hınçla işlemiştir ne diye. Ne münasebet. Hiçbir şey neden olamaz ki bir canı almaya. Aynen değil mi? Öyle. Aynen. Yani çok korkunç bir şey. Korkunç. Benim ablam da aslında şiddet mağduru. Öyle mi? Gerçi eniştem vefat etti ama ben çok küçüktüm. Mesela şu dönem olsaydı kesinlikle ve kesinlikle bu cezalarla ilgili yüksek ceza ya da tedavi olması için çaba gösterirdim. Evet, o dönemde ne vardı biliyor musunuz? İşte etraf duymasın. Doğru. Büyük bir sevgim var, çocuğum var. Aman hani bir de saklanırdı böyle şey. Düzelebilir. Halbuki öyle bir şey yok. Yani bu tamamıyla çok yanlış bir algı. Mesela evet. Ablam biraz onu terör etmeye çalıştı. Biraz hani eğitmeye çalıştı ama olmadı. Bu tabii çok ilerlediği noktada da yazık ki ne oldu? Hem ablamın hayatı mahvoldu, hem yaşadığı psikoloji ve şu anki travması da bence çok yüksek. Yani şu dönem olsaydı asla ve asla susturmazdım ablamı. Yani değil o mi? Bilinçteyim. O zaman tabii. Çok küçüktüm çünkü. Çünkü boşanmadılar aslında... mı? Hayır, zaten rahmetli oldu eniştem. Ama hani o süreçte büyük sevgisi, aşkı ve çocuğu için bazı şeylere katlanmak durumunda kaldı. İşte ne acı değil böyle mi? Bir durum oldu. Şimdi şöyle aslında temeli bunun biraz ekonomik özgürlüğe dayanıyor ve biz daha hep şunu söylüyorum. İlkokulda zorunlu müfredat olarak okutulması gerekiyor. Şiddetin yanlışlığı, toplumsal eşitlik. Çünkü biz şöyle görürüz. Hani erkeğe ve kadına bir takım yüklediği toplumun roller var. İşte hep geçmişte de böyleydi. Susuyorduk. Şimdi susmamayı öğrendik ama susmayı öğrenirken de birçok kadın gidemiyor çünkü elinde ekonomik özgürlüğü yok. Biz o yüzden kadın istihdam oranını arttırmamız gerekiyor. İlkokulda hayvan sevgisini, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve şiddetin yanlışını, şiddetin çözüm olmayacağını anlatmamız gerekiyor. Ama biz öyle bir toplum haline geldik ki şiddetle bir takım şeyleri çözüyoruz. Bugün ne yapılabilir? Hani yetişkin bireyler için belediyeler tarafından bir takım bu konularda eğitimler, seminerler düzenlenebilir. Hakeza aynı şekilde cezaevine giren kişilerin çok güzel söylediğiniz demin rehabilite edilmesi. Mesela İsviçre örneğinde nasıl kişiler cezasını çektikten sonra eğer ki rehabilite oldukları inanılmazsa bir süre daha kapalı bir ortamda cezaevi değil ama kesinlikle. Topluma alışana kadar, toplumla birlikte yaşamayı öğrenene kadar bir süre daha orada tutuluyorlar. Bizim cezaevinde rehabilite diye bir sistem yok. İşte yani, yok. Evet, çıkıyor gene aynı suçu işliyor yani. Çok büyük bir açık ve şuna dikkat edin. Aynı suçu işleyen kişi aynı suçu işlemeye hatta daha fazla işlemeye devam ediyor. O artık onda hani bir o şekilde yaşamını idame ettiriyor öyle söyleyeyim. Ya da belki bazen de bir kazanç kapısı. Yani hırsızlık yapan birine bakın hep o şekilde devam ettiriyor çünkü caydırıcılık yok. Evet. Yani ben bu hayvana şiddete de çok karşıyım. Karşıyım. Aynı şekilde onlara da çok ağır cezalar verilmesi yani gerektiğini hayvanlara düşünüyorum. Hayvanlara tecavüz konusu korkunç bir şey. Tecavüz. Tuna ablayla biz o kadar çok uğraşıyoruz. Biliyorum ki. Tuna da öyle benim gibi hayvan yani severdir. İnanılmaz çok kötü aldığımız, gördüğümüz örnekler, ya, karşılaştığımız çok fena şeyler. Vakalar korkunç boyutta. Sanki o canlı değilmiş gibi yani tabii onun da canı var, o da acı çekiyor. Ay yani bilmiyorum. Bunlara çok büyük cezalar getirilmeli diyelim. Şunu algılamamız gerekiyor. Seri katillerin profillerine baktığınızda çocukluklarında önce hayvana şiddetle tabii. başlıyor. Sonra çocuk, sonra insan. Yani tabii. zaten hayvana şiddet uygulayan bir bireyin sonrasında Hı-hı. insan olarak bu devam ediyor. Onun bir nefes alan, bir canlı olduğunu Hı-hı. aslında bizden çok da bir fark olmadığını, tek farkların hiçbir, düşünebilme tek ve evet konuşamama evet. farkların olduğunu görüp ona göre çocuklarımızı da eğitirsek işte çok Önemli. Daha farklı bir noktaya gider toplum. Bu eğitim verilse, evet. sevdirilse. Ay ne çok konuşacak şey var evet. vallahi bu konularda. Farukcuğum sen aslında oyunculukla başladın.
Aslında ben dansçılıkla başladım sevgili İlk, Aydan. İlk oyunculuk değil mi? Şöyle aslında Muhabbet 92 müzikalinde Emel Sayın ve Şener Şen'le orada Tuna abla da vardı. Gamze Gözalan, Ali Yalaz çok büyük ustaların çok içerisinde. Güzel bir kadroydu. Ben aslında minik rollerde dans ederek başladım. Figürasyon gibiydi. Çok enteresan bir okuldu benim için. Çünkü ilk profesyonel hayatıma çok büyük ustalarla aynı sahnede olmak hani ileriki adımlarım için bana çok büyük yol gösterdi. Tabii. Çok küçük rollerim vardı ama daha çok dans ağırlıklıydı. Arkasından benim serüvenim Yonca Evcimik'le. Yonca Evcimik'le. Dans, konservatuvar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvar Modern Dans Bölümü ve hemen akabinde tiyatro ve oyunculuk geldi. Evet. Aslında başladığım çok ilk grupta danstı, çok yönlü bir sonra sanatçı. Müzik evet. Ve öyle devam etti. Öyle de devam etti. Ve senin şarkıların hep böyle enerji dolu, hareket, hep böyle dansa davet eden evet, şarkılar. Öyle bir enerji var, öyle bir seçim demeyelim de... öyle yazılmış bir kader galiba. O yüzden azar azar kader bize ne yazar? Hep böyle yazdı bana kader. Hep böyle enerji kıpır kıpır. Slow şarkılar da okuyorum ama kendimi bu tarz şarkılarda daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bir de çocuklarla aramda o kadar güzel bir bağ var ki benim yıllardır. Galiba onlardan aldığım bu enerji çok de... Çok sever çocuklar. Evet, ben de onları çok seviyorum. Evet. Zaten eğitmenlik yapıyorum yaklaşık 10 yıldır anaokullarında. Öyle mi? Onu tabii, bilmiyorum. Jimnastik, anlatsana. Bale ve modern dans eğitmenliği veriyorum. Hmm. Binlerce çocuk mezun ettim. Hala da devam ediyorum. 3-6 yaş grubu çocuklarım. Ve onlar bana çok şey katıyor, enerji. Hani insanlar diyor ki gerçekten hep böyle şarkılar söylüyorsun. Sanıyorum hani öyle bir alışkanlık oldu, öyle bir geri dönüşüm oldu bana doğadan. Ben de onu vermek istiyorum doğaya, tüm canlılara. Sanıyorum o yüzden böyle enerjik şarkıları tercih ediyorum. Ne güzel. Şimdi sosyal medya kullanıyor musun? Kullanıyorum. Kullanıyorsun, hepimiz kullanıyoruz artık o hayatımızın bir vazgeçilmezi. Bu insanların fenomen olmak adına bu Instamam diye bir mesela bir şey çıktı. Kendilerini ve çocuklarını teşhir etmesi konusunda ne diyeceksiniz? Yani buna hukuk ne diyor daha doğrusu? Şimdi bu konuda Türkiye'de tam olarak bir yasal düzenleme ne yazık ki yok. Ama tabii çocuklar 18 yaşını tamamladıktan sonra ailelerine karşı tazminat davası açabilirler. Bunun öyle ilk mi? Örneğini İtalya'da görüyoruz. Çok da güzel bir dava aslında. 16 yaşındaki bir çocuk anne ve babasına bu resimlerin kaldırılmasını istiyor. Ve anne bunu kaldırmayınca mahkeme şöyle bir karar veriyor. Resimlerin kaldırılmasına eğer ki anne tekrardan çocuk hakkında paylaşım yapmaya devam eder, 10 bin euro tazminat ödemesine şeklinde. O yüzden de emsal olabilecek güzel bir karar. Evet. Bugün baktığımızda gerçekten hani artık belli, yani bu alanda kazanç sağlayan kişilerin çocuklara bu alana amaç ettiklerini görüyoruz. Hı. Ve yani ister miyiz acaba ben hani çocukken ağlarken bir resmim veya evdeki normal bir halim resminin paylaşılması bir boyutu var. Çünkü dijital ayak izlerimizi oluşturuyoruz. Ve o resim oradan kaldırılsa bile aslında dijital dünyadaki hiçbir şey tamamen silinmiyor. Hı. Bunu unutmayalım ve bir de pornografi diye bir gerçek var. Çocuk pornosu var. Yani kötü niyetli kişiler oradan çocukların resimlerini alıp kullanabilirler. Bizim baktığımız gözle çocuklara bakmıyorlar. O yüzden de bu gerçekten dünyada ciddi bir sektör haline gelmiş bir durum. Çocukları paylaşırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Bir de hatırlayın şöyle bir video çıkmıştı. Anne çocukla birlikte yemek yapıyor. Kamerayı yanlışlıkla açık unutuyorlar. Kameranın kapalı olduğu yerde çocuğuna bağırıyor, yapamıyorsun diyor. Şimdi o çocukta nasıl bir algı? Gençlerimize bakalım. Herkes kendini güzel olmak, başarılı olmak, maalesef kusursuz olmak zorunda hissediyor. Evet, böyle bir dayatma oldu. Hep işte onu diyorum yani. Ne yazık ki. Sosyal medya korkunç sayesinde. Evet, demek ki çocukları özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fazla paylaşım yapmamak tabii gerekiyor. Tabii kesinlikle şunu da söylemek isterim. Mesela diyelim ki çocuğumuz bir okula gidiyor. Hı. Basket oynarken okul onun resmini paylaştı. Hı. Biz bunu kaldırılmasını istersek önce okula başvurabiliriz. Eğer ki kaldırmazsa da bu sefer KVKK kuruluna başvurabiliriz. Hı. Kaldırılması için. Yine kaldırmazsa pek tabii ki dava açabiliriz. Yani böyle haklarımızı asabilirsek çok daha doğru ilerlemiş olacağımızı düşünüyorum. Hem de çocuklarla ilgili konularda ekstra hassas olmamız gerekiyor.
Evet. Bir de çok önemli bir mevzu daha var. Tabii. Bazı aileler de ne yazık ki çocuklarını bu mecralarda kullanıyorlar. Evet. Yani bu çok daha büyük bir vahim bir durum bence. Bunun için çocuk doğuranlar var. Kesinlikle. Tabii gerçekten. Ben çocuk programı yapıyorum YouTube'da. Büyük Yıldız Olacak Çocuk adı altında. Anaokullarındaki ve sokakta yaşamını mendil satarak, simit satarak geçindiren çocuklarla alakalı. Herkes, her çocuk bir yıldızdır. Hani onların yıldızını parlatmak gerçekten anne baba ve aile ve bizlerin sorumluluğunda olduğumuzu düşünüyorum. Öyle aileler bana mesaj atıyor ki, yani çocuğuna nasıl makyaj yapmış, oryantal, benim çocuğumu da al. Diyorum ki ben çocuk programı yapıyorum. Yani sizin çocuğunuzu bu hale getirmeniz o kadar yanlış ki alamam. Yani burada aileler çok önemli. Çok anne önemli. Ve babanın son derece bilinçlendirilmesi kesinlikle. Gerekiyor. Bir bilinçli şey olmayan ailelerinde sosyal medyaya bence girmeleri yasaklanmalı gibi ya da böyle bir kriter mi koyulmalı? Kesinlikle bir kriter konulması gerekiyor. Lazım. Bu konuda devletin gerçekten bir düzenleme yapması gerekiyor. Çocukların, bir kere çocukların interneti nasıl kullandığını ailelerin kontrol etmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir problem. Tabii. Çünkü interneti kullanma yaşı artık o kadar gerilere düştü ki ve çok çocuklar düştü. Her şeye erişebilir ve ulaşabilir durumdalar ve orada çok fazla zararlı içerikler var. Evet, internet, sosyal medya çok önemli ama nasıl kullandığınıza bağlı olarak. Tabii büyükler için de öyle, yetişkin kesinlikle. Yani tabii. Hem bu konuda bir eğitim verilmesi hı-hı. gerekiyor ailelere, hem de aynı zamanda ailelerin de çocuklarını bu yolla kullanarak para kazanmalarının da önüne geçilmesi, buna bir kıstas hı-hı. getirilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki şu anda bu yok. Eminim hani bu da son zamanlardaki bu konuda en son bir şikayet olmuş. Hani bu influencer annelere şikayet etmişler herhalde. Bakalım oradan belki emsal bir sonuç çıkardı mı diyoruz. Anneler, babalar da öyle. Bu yani şu da olabilir bu arada. Boşanmış çiftler arası velayetin değiştirilmesi noktasında da bir husus olabilir. Yani diyelim ki velayet annede, anne devamlı olarak çocuğunu kullanıyor, bu şekilde paylaşımlar yapıyor. Baba o noktada dava açarak velayetin kendine verilmesini de talep edebilir. Çünkü bu da velayet hakkının kötüye kullanılması olarak yorumlanabilir. Çocuk eğer gereğinden çocuk fazla paylaşılıyorsa. Çocuk üzerinden para kazanılıyorsa değil mi? Sanıyorum o camiadaki kültürdeki insanlar bu haklarını bilmiyorlar. Bu konuda da eğitmek lazım. Kesinlikle. Yani bu çok önemli. Bilmediği için hani biraz da hani istese de nasıl başlayacağını bilmediği hı-hı. için sanıyorum zamana bırakılıyor. O zaman diliminde de hem çocuğun hem de ailenin zaten belki başka bir boyuta bunların giriyor. Daha çok duyurulması sizler şöyle, tarafından, bizler tarafından onu diyecektim. Da tabii ki. Yani bu programlar o kadar kıymetli ki gündüz kuşağındaki özellikle o bizim porno olayı falan beni yani çok Türk rahatsız. Toplum yapımızı bozan bir takım işte programlar, diziler var. Onlar yerine sizin gibi böyle kaliteli programlar, kaliteli içerikler üretilse ve toplumun her kesimine bir şekilde ulaşılsa ve kamu spotları çok önemli yine aynı şekilde. Tabii. Çok daha bilinçli bir toplum haline gelebiliriz. Evet. Bir de bu sosyal medyada böyle birbirine hakaretler, İşte atışmalar, bazen hani herhangi birinin fotoğrafının altına yorum yazarak da birbirleriyle böyle atışan insanlar görüyoruz. Sonra onlar işte birbirlerini mahkemeye veriyorlar falan. Bunlar boşuna bir işgal yaratmıyor mu hukukta, mahkemelerimizde? Şimdi hepimiz yaşıyoruz tabii. Özellikle de sizler daha fazla yaşıyorsunuzdur. Evet. Yani normalde yüzünüze geldiğinde konuşamayacak kişiler hı-hı. oradan hani klavye delikanlısı diyoruz ya çok daha evet ne yazık ki hı-hı. Şunun farkında değiller. Oradaki mevcut kişi de bir insan, onun da bir ailesi var, duyguları var. Yani onun tanınır bir kişi olması ona hakaret etme hakkını asla vermiyor. Tabii ki. Katlanma yükümlülüğünü asla vermiyor. Ben bununla ilgili 5 sene bunalıma girdim. Ya. Aylan, Honky Ponky şarkımla alakalı hatırlar mısınız? Evet. Tabii ki bilmez. 2002 döneminde. Yani o şarkı bana ait değil ve gerçekten çok önemli bir eserdir. TRT'nin koruma altına aldığı eserlerden bir tanesidir. Lale Oraloğlu'na ait sözleri, bestesinde Şerif Yüzbaşıoğlu'na ait. Hı hı. Ve 70 dönemlerinde... Şenay mı? Şenay seslendirmiş, Şenay 73 seslen. Yılında. Evet. Ve o 70'lerde Lale Oraloğlu tiyatrosunda, hı. Beyoğlu'nda Anneme Eş Aranıyor isimli bir operette çocuklar tarafından söylenen bir şarkıymış. O operet de çok tutuyor zamanında ve Şenay'a seslendiriyorlar ve şarkı kült oluyor. Tabii. Azar Azar şarkısından sonra çocuklarla benim aramda çok güzel bir elektrik ve böyle birleşme oldu. Sinerji yakaladık. Onlara hediye olarak ben okudum Honky Ponky şarkısını. Hmm.
Tabii o dönemde çok köşe yazarları birçok, o zaman tabii böyle Instagram falan yok, hatırlarsınız. Yok, yani çok ağır şeyler yazıldı. İçi araştırılmadan, altı beslenmeden çok büyük hakaretlere maruz kaldım. O dönemden sonra, üzüldüm 2005'ten sonra inanılmaz üzüldüm. Aydan yani yolda geliyordum, yani çocuklar onki bokkile yapıp falan böyle dalga geçiyorlardı. Anlatamıyordum. Ya bu bana beş gerçekten de kült bir şarkıdır. Evet, yani. Gerçekten sevildi. Öyle Aydan. Ve ben 5 yıl gerçekten travma yaşadım ve şarkı yapmak istemedim. Sonra insanlar dedi ki neden ara veriyorsun, neden şey yapıyorsun? Çünkü hani haksızlığa uğramak, verdiğin emeğin karşılığında da böyle hakaret boyutunda bir şeyler işitmek insanı travma olarak hasta ediyor. Yani ne olur yorum yapın, her zaman açığız ama saygı doğrultusunda. Şey diye bir cümle kullanılırdı, kimse kimseyi sevmek durumunda değil. Evet. Hayır arkadaş, herkes birbirini sevmek durumunda. Sen beni sevmedin, onu sevmedin, bunu sevmedin, hiçbir şeyi sevmedin, doğayı sevmedin. Saygıyı da yitiriyoruz. Saygıyı yitirdikten sonra hangi dünyada yaşayacağız? Tabii, doğru. Sevin arkadaşlar, sevmek kolay bir şey ya, o kadar kötü değil. Kolay, hiçbir zarar gelmez sevmekten. Bununla ilgili harbi de üniversitede bir soru yapmışlar Honky Ponky'yi. Şimdi yeni jenerasyon, Z kuşağı. Abi sen bilirsin hangi şık doğru deyip piye alıyorlar. Ben şimdi onlara sevgiyle yaklaşıyorum. Tabii. Arkadaşlarım şöyle hesaplarsak böyle olur. Böyle hesaplarsak şöyle doğru şık D diyorum. Evet. Yapabilecek bir şeyim yok. Evet. Ama bunu bile anlamayan ne yazık ki çok büyük bir tehlikeli kitle var. Evet. Küfür boyutuna getiriyorlar. O kalp kırıyor. Tabii. Kesinlikle. Bir de şimdi şöyle bir şey de var. Hak görüyor kendisi. Hak görüyor. Evet. Kötü insanlar işte onlar. Kötü insanlar. Kötü tabii insanlar. Tabii sahte hesaplar üzerinden bir de yapılınca bulamıyorsunuz da bunu. Bulmak da çok zor. Yani çok zor. Devamlı hani savcılığa evet. Ona güveniyorlar zaten. Nasıl olsa beni aynen diyor, kim öyle tanıyacak yazayım diyor. Gitsin. Evet. O yüzden de mesela Google, işte Twitter, Facebook, Instagram gibi birçok hani sosyal medya mecrasının biliyorsunuz burada temsilcisinin hani kurulmasına karar verildi. Bununla ilgili yasal düzenleme geldi. Ama ne yazık ki halen de hani çünkü şöyle görüyorlar. Diyor ki bizde bu düşünce özgürlüğüne giriyor. Onların kıstasıyla bizim kıstasımız çok farklı. Mesela Google'a içerik kaldırma için başvuruyorsunuz. Google diyor ki bu hani bizim yasalarımıza göre. Çünkü onlarda hakaret suç olarak değil tazminat gerektiren bir eylem olarak düzenlenmiş. Aslında bizde de çok yüksek karşılığı olarak tazminat konulsa bak bakalım kimse kimseye hakaret ediyor mu? Ben küçücük bir örnek veriyorum. Pandemi öncesi yine bir bu klibimle alakalı inanılmaz çok küfürlü yani. Acayip yani. Artık hiç kimse kalmamış etrafımda. O kadar ciddi boyutta. Bülent var, avukat arkadaşım. Liseden de arkadaşım. Arkadaşım dedim, şunları dedim tespit edelim. Hani bir uyaralım. Olmaz böyle bir şey. Siliyoruz yazıyorlar. Ya araştırmamız sonucunda ne çıktı? 11-13 yaş çocuk çıktı. İşte ne diyorsunuz? Ya bu korkunç bir şey. Çocuk olmaz. Onları yapanlar. Şimdi, aklı başında normal bir insan. Yani öyle bir vakit ayırıp da oraya girip o küfürleri dizeleyen insan nasıl bir insan olur diye tespit edip çocuk çıktı. Ya. Onlar büyüyünce nasıl bir noktaya gelecekler? Toplumumuz nasıl bir zararlı boyuta gelecekler? 11 yaşında bizler sokakta oynuyorduk. Ya. Aynen, sokakta oynuyorduk. Yani mutlu çocuklardık. Kesinlikle. Şimdiki çocuklar işte o sadece iPad'de çünkü dışarı dünyadan uzaklaşmış bir haldeler ve çocukların adeta beyinleri hackleniyor aslında. Ki keza biz büyüklerin de sosyal medyayla birlikte. Yani bir ortama giriyoruz. Maalesef, herkes bulunduğu anı yaşamıyor. Herkes elinde cep telefonu. Kesinlikle. Herkesin yüzü inanılmaz maskeli. Yani gerçekte bakıyorsunuz o kişiyle karşılaştığınızda alakası yok. Evet. Ama işte toplum olarak ne yazık ki, yani Türk toplumu aslında çok özel bir toplum. Biz örfü, adeti, geleneği olan kesinlikle. Ama işte ne yazık ki bazı şeyleri doğru kullanamadığımız zaman, eğitim olmadığı zaman bir de çok yoğun bir şekilde göç alıyoruz. Ve toplum artık daha farklı, toplumun yapısı değişmeye başladı ister istemez. İşte bu noktada nasıl birlikte kaynaşabiliriz, nasıl arada kalabiliriz, entegrasyon sağlanması gerekiyor. Bu da devletin yapabileceği bir şey. Evet. Boşanmalar da bu sosyal medya sayesinde değil mi? Bu aldatmalar, ben onu diyorum yani. Kolaylaştı diyelim. İnternet açılıyor, şey mertlik bozuldu yani.
Eskiden de vardı ama vardı eskiden ama artık toplum hani baskısı ulaşmak mı çok kolaylaştı. Evet. Ve şeydi hani bir toplum baskısı vardı. Eski ulaşabileceğiniz kişiler kendi çevrenizde. O yüzden de orada bir mahalle baskısı deriz ya, oradan çekiniz için daha geri durabiliyordunuz. Ama şimdi örnek veriyorum, burada oturan biri Rize'deki, Van'daki birine de çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Evet. Ki bize gelen artık dosyalarda o kadar hani gerçekten ama artış oldu herhalde, inanılmaz şekilde ha. Artış var. Çünkü insanların birbirine saygıları yok. Tahammülleri azaldı. Ve gerçekten herkes zannediyor ki o sosyal medyalarda yaşanan hayatlar gerçek. Aslında onların hepsi birer illüzyon. Yani filtre. Ya kimse ağladığı anını, sinirli anını, çirkin anını, yataktan uyandığı anını koymuyor şimdi ki. Bir trend var. Hani mesela bir programa çıktınız. Hemen özelden abi kiramı ödeyemedim. Allah aşkına ne olur bana bu ay kiramı öde. Şimdi o kadar buna alışmış ki böyle bir çeteleşmiş bir durum var. Şey zannediyorlar, hani madalyonun öbür tarafını göremiyorlar. Doğru. Ben buna şansım dedim. İban atanlar tabii, direkt. Tabii canım. Yani o kadar zor bir durum ki bununla baş etmek mümkün değil hatta yani. Ya yardım etseniz bir türlü, etmeseniz başka türlü gerçek olup olmadığını bilemiyorsunuz. Yani o yüzden de sosyal medya dediğim gibi hani çok dejenere etti bizi ve boşanmaları hem sosyal medya hem de koronada aslında bu Covid'deki kapanmalar da çok arttırdı. Çünkü insanlar birlikte çok daha uzun zaman geçirdikçe adeta eşlerinin gerçek yüzlerini gördüler ve hani tahammül edememe noktasına geldi. Şiddet arttı, aile içi şiddet vakaları çok arttı. Bize gelen son zamanlarda boşanmaların da çok hani boşanma dosyasında yığıldığını görüyoruz ve genelde hep aslında sadakatsizlikten kaynaklanıyor. Ve bir bakıyorsunuz nereden çıkıyor sonuç, işte çok daha farklı bir şehirdeki biriyle görüşmüş veya farklı sosyal medya kanallarından farklı kişilere ulaşarak ya çocuklarını bırakan kişileri görüyorum ben, babaya bırakıp giden. Yani diyorum ki hani ne uğruna, kim uğruna? İnşallah bu noktada hani gerçekten, çünkü devletin ve bir takım düzenlemelerle ancak toplumu düzeltebiliriz. Yani tek tek bireylerle değil ama eğitim, öğretim, sizin yaptığınız gibi faydalı yayınlar gerçekten insanların algısını ve hayata bakışını değiştirmek açısından çok önemli. En azından bugün burada bir kişi öğrendi, ben hep öyle diyorum. Hepiniz diyorum birer ateş böceğisiniz. Bir kişi buradan eğer bizden bir şey alabiliyorsa diğer kişileri anlatacak ve bu şekilde büyüyüp çoğalacak aslında. Doğru söylüyorsun. Ne güzel anlattın. Çok doğru. Değil mi? Çok, çok doğru. Doğru. Şimdi senin bir şarkınla veda ediyoruz. Ne söylüyorsun bize? Ne söyleyeyim? Hadi bakalım söyleyelim. Hadi. Mi? Tamam. Tamam. Peki. Evet. Yarın yine birlikteyiz EkoTürk ekranlarında sabah saat 10'da. Görüşmek üzere.